Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğimiz video operasyona yönelik bir video. Zaten biraz önce ne yaptık? Bundan önce tüccar etkinliğimizi gerçekleştirdik. 3 tane hesabımızda tüccar biletlerimizi aldık. Biletlerle sayesinde sandıklarımızı açtık. Şimdi operasyona geçelim. Kale operasyonunu 8 kişiyle kale operasyonu bitirdik arkadaşlar. Direkt olarak son saldırıları izleyeceğiz. Birinci üssümüz üstün üssü. Vedat arkadaşımız saldırmış. Eline koluna sağlık Vedat. Harika bir saldırı ki herkes Zoka kullandı. Zoka kullandığı için rahatlıkla bitirdik operasyonu. Yani kale ve üzeri operasyonlarda mecburen Zoka kullanmak şart. Tabii timiniz fazla değilse, yani 25 kişilik bir tim değilse veya 50 kişilik bir tim değilse. Ama 10 kişilik bir timde kesinlikle Zoka şart. Yoksa bitmez. Zokaların en büyük düşmanı hepimizin bildiği gibi roketler. Bir de alev silahları. İşte illa çıkışta ya da ilerlemelerde zayiat veriliyor ya da hasar alınıyor. Evet, 1, 2, 3. Hey, go go go! Evet, birinci adamız. Harika şu sopalar. Kızlarımızın eline koluna sağlık. Evet, birinci adamımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim ikinci adamımıza. Bakkal hesabı benim en küçük hesabım. Gerçi artık küçük de sayılmaz ama. Üçüncü hesabım. Bozulma adası. Bozulma adası genelde mantığı hep aynı. Şuradaki taletler değişebilir. Ama mantık hiçbir zaman değişmez. Küt. Şu sisle çok fazla iç içe atıyorum. Yani aynen şuradaki gibi uçucu atabilsem. Böylelikle enerji tasarrufunda bulunacağız ama maalesef enerji tasarrufunda bulunamıyoruz. Sorun değil. Önemli olan sonuç. 2, 3, 4. Eyvah. İlk etapta aslında şu alevleri şoklamak gerekiyordu. Ben üstten başladım aslında. Yakından uzağa doğru gitmek daha mantıklıydı ama yine de bitti. Dediğim gibi önemli olan her zamanki gibi sonuç. Evet, Eyüp arkadaşımız Duvalete Adası'na yine Zoka saldırısı gerçekleştirdi. Eline sağlık. Eline koluna sağlık. Vallahi Eyüp arkadaşımız da gerçekten çok iyi bir Zokacı. Mayınlar için çok fazla enerji harcadı. Let's go. Hop. Güzel. Şurada şu ortaya bir şok, şuraya bir şok, iki, şuraya bir şok, üç, şuraya bir şok, dört. Dört şok işimizi görüyor. Yani birden fazla sağlık paketinin üst üste atılması gerçekten çok büyük etki ediyor. Gördüğünüz gibi yani lazere bile dayandılar. Yoksa normalde lazer tek seferde ne yapıyor? Bıçak keser gibi kesiyor bütün zokaları.
Dördüncü adamız Çakıl Adası. Diğer ikinci hesabımla yapmış olduğum bir saldırı. Burada da mantık her zaman basit. Toplan. Aferin. Açıklamışız burada. Neyse ki etrafta alev silahı yok ya da makine yok, yoksa anında telef olurduk. Yine bayağı bir zayiat var. İlla hata yapıyoruz. Sağlık olsun. Çakal Adası da bu şekilde tamamlandı. Tapir Adası. Ahmet arkadaşımız saldırdı. Vallahi eline sağlık Ahmet. Ahmet arkadaşımız da oldukça iyi bir zokacı. İşi riske atmadı. Belki şuradaki mayınlar görmeyebilirdi o kadar, ama risk almak istemedi arkadaşımız. Hop hop. Hop hop. Ya şu sıralı çıkışa hayranım ya. Bakın sisler de çok güzel. Uçuca. Sisi buraya değil de şu kısmı alsaydı Zokalar yön değiştirmezdi. Yani. Burada neyse ki roket yok. Genelde buralarda roketler olur. Tek şokla ya da iki şokla iş tamam. Yani buradaki makineleri görmez. Yani tek şokla bile rahatlıkla gidilebilir. Eline koluna sağlık Ahmet. Gerçekten tek atışta, yani tek atışta derken tek saldırıda Tapir Adası bitti. Harikasınız. Son adamız Armadillo. Armadillo'da da aynı şekilde bol miktarda roket var. Mübarek. Burada mutlaka arıza zoka şart. Neden arıza zoka şart? Etrafta gereğinden fazla roket var. Ve aynı zamanda makineler var. Makineler bir nebze de olsa ilk zokalardan ziyade ne yapar? Ağır silahlılar görür, zaman kazandırır. Bakın ben sisleri nasıl atıyorum, iç içe. Ucuca gitmiyor. Yani bak mesela şurada ucuna gelmiş. Burada içine girmiş. Ha, son adımda mecburen iç içe atıyorsun. 1 2 Yanımsın. Hey. Ve kale operasyonumuz bitiyor arkadaşlar. Gerçekten timimizin eline koluna sağlık. Yani şu an kaleden aşağı aşmıyoruz zaten. Mümkün olduğunca. Belki ileride bir üssü dar geçitte açarız. Evet. Operasyon videomuz da bu kadar. Şimdilik bu kadar olsun. Videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ve etkinlikte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.